faydası vardır ama dilerseniz hocam efendim, bunu benim bir programda işleyelim. Çankırı dururken Çorum oradaki şeylerde o kadar tuz kaynaklarımız var ki doğal olanı kullanın. Çıkartılıyor zaten. Yerli malı, yurdum malı, onu herkes kullanmalı. İlkokulda bize böyle öğretiyorlardı. Lütfen tuza karşı dikkatli olun. Ölçün tansiyonunuzu ya. Kaya tuzu diyor, tamam mı? E, faydalıymış. 80 çeşit mineral var diyorlar. Ya değil öyle işte. Bana da bizzat getirdiler, baktım. Uyduruyorsunuz dedim. Nereden getirdiniz bunu? Efendim ithal ettik. Nereden? Origin of Certificate lazım. Menşe-i şehadetname. Nereden geldiği ülke filan. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla ben de şu suyun içerisinde biraz ısıtırım bunu. 50-60 dereceye. Bak pratik yolunu söyleyeyim. 70 dereceye içine atarım tuzu. Atarım tuzu, çözünür çözünür, artık çözünmez hale geliyorsa doygun hale gelmiştir. Sonra bunu alırım buradan, bu sıcak buzdolabının içine koyarım. Tamamen çözmüşüm içinde. Sonra bu soğumaya başlayınca kristaller olmaya başlayacak. E şimdi ben sana bunu kaya tuzu mu diyeceğim? Mübarek tabii ki şeffaf. Kaya tuzu öyle şeffaf değil. Nereye buluyorsun? İçinde bakır olacak, demir olacak, kadmiyum, kobalt olacak, eser miktarda bunlar. Böyle bir karışıma siz şeffaftır diyemezsiniz. Zaten şeffaf olmaz. Yani burada ki mineraller gerçekten içindeyse o tuz şeffaf olmaz. Hocam, neyse bu işin tabiri caizse kimyası, profesörü anlatıyor demek istiyorum yani gerçekten, çünkü bir kimya profesörü olarak bu işin kimyasını anlatıyorsunuz. Kimyasını bilmediğiniz hiçbir şeyi ne önerebilirsiniz ne de tavsiye edebilirsiniz, yani aynı şey.